arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Bu alışverişlerimi oradan buradan tırtıkladığım, yaptığım küçük küçük alışverişlerin, küçük küçük parçaların birleşmesinden oluşuyor. Hemen başlayalım istiyorum. İlk olarak A101'den aldığım iki parça ürünü gösterip hemen geçeceğim. Şu Golden Rose'un ojesinden aldım. 151 numaralı ojesi, güzel bir yeşil. Ve hemen ardından şunu göstereyim. Daha önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi işe başladım ve işe götürmek için bir tane diş macunu, diş fırçası istiyordum. Diş fırçasını bulduk. Eşimin de ihtiyacı vardı. İkili Colgate'in 4 kat daha derine ulaşır. 1+1 bedava orta diş fırçalarından, orta sertlikli diş fırçalarından 2 adet almış bulunmaktayız. Ve sonra geliyorum BİM alışverişine. Öncelikle şu deodoranttan başlamak istiyorum. Bu deodorantı artık çok görmüşsünüzdür. Hakkındaki yorumda çok okumuşsunuzdur. Ben de kullanmak istiyordum. Beğenilen, çabuk tükendiği, bereketsiz olduğu düşünülen bir ürün. Ama ben de artık denemek istedim. BİM'lerdeki fiyatı da inanılmaz derecede uygun. Almanızı tavsiye edeceğim. Eğer bu ürünü almayı istiyorsanız BİM'den almanızı tavsiye edeceğim. Fresh Natural 24 saat etkili olduğu söylenilen bir deodorantmış kendisi. Şöyle fıs fıslı arkadaşlar. Hemen ardından Akat'ın bir ojesini aldım. Kırmızı ojesini. Bu da indirime falan girmişti. Biliyorsunuz zaten fiyatlar uygun. İndirime gelince hiç dayanamadım. Sonra Carla'nın şöyle bir rujunu aldım. Professional Makeup diyor. Numarasını okumayı çok isterdim ama açmaya çalışırken yırttım bunu. Ve yine Carla'nın 2 adet ürününü daha aldım. Bunlardan birisi Allık bilmiyorsam bu. Carla Makeup. Allık olduğu bile yazmaz mı üzerine? Birisi daha pembeye bakan, birisi şeftali tonlarında. 2 tane aldığını da almış bulunmaktayım. Ve daha sonra gittim Rossmann'a. Rossmann'dan da az önce size diş fırçasını gösterdiğim seti tamamlamak için küçük bir diş macunu aldım. Perludent'in Perludent Ment diyor, kendisi mentollü olsa gerek. 20 ml'lik ince beyazlı diş macunu seyahat boy diyor. Şimdi kullanmak için aldım. Ve şöyle de bir ağız çalkalama suyunu aldım. Yine Perludent'in Rivaldo Lupo'nun Natural Touch Concealer'ı elimdeki bitmek üzereydi. Bu inanılmaz derecede hafif yapısı olan. Evet, bu çok büyük kapatıcılık sağlamıyor. Ama yüzümü daha bakılabilir hale getiriyor. Aydınlık bir görüntü veriyor. Çok ince bir yapısı var. Ağırlık yapmıyor. Çok beğenerek kullandığım bir concealer kendisi. Bitiyordu. Ben de yenisini aldım. 01 numaralı rengi. Olaraktan yine Rivaldo Lupo'nun Profi Palette Eyeshadow'larından 02 All Time Favorite. 9 Trendich Forbin gibi bir şey de yazıyor yanılmıyorsam. Bir paletini aldım. Bütün renkler metalik arkadaşlar. Ve tabii ki gratis'e gitmesem olur muydu? Olmazdı. Evet. Gratis'in bir indirimi vardı Bed & Body standlarında. Hangi indirim olduğunu inanın ki hatırlayamıyorum. O indirimden rujları indirimdeydi. Ne indirimiydi? Bilmiyorum. Onları görmüşken şu paletini de almak istedim. Ben aslında indirimin bunlarda da geçerli olduğunu düşünmüştüm. Ama sadece rujlardaymış. Her neyse E334 I'm Getting Sunburned paletini sonunda ben de edinmiş oldum. İki tane rujunu aldım Bed & Body'nin bu mat rujlarından. Bir tanesinin rengi koyu bir renk, bayıldığım bir renk. E918D Cherry Bomb. Cherry Bomb. Diğeri de çok bahsedilen Bay Ritual rujunu almış bulunmaktayım. Olaraktan bunu yanılmıyorsam Gold'dan aldım internette online olarak. Aldığım bir epilatör var. Epilatör seti var. Brown'un Silk Appeal 7 epilatör seti. Kapağı var. İçinde ne olduğunu bir bakalım kenardan. Şurada gördüğünüz gibi epilatörün kendisi var. Üzerinde bir tane başlığı var. Bunu takıp vücut peelingi yapabiliyormuşsunuz. Şöyle bir fırçası var. Bunun ucuna farklı bir aparat takıp bunu takıyorsunuz. O aparatları daha sonra göstereceğim zaten. Ve yüz yıkamak için bir pilli bir aleti var. Adının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ve sonra şarj aleti. Şarjdayken çalışmıyor bu arada. Islakta da su altında da kullanabiliyorsunuz. Epilatörü. Şöyle bir fırçası var. Klasik. Şöyle çok güzel bir çantası var. Çantasının ağzı mıknatıslı. Şöyle güzel. İçinde hatta cebi olan iki göz
olan güzel bir çantası var. Ve şöyle de bir poşet başlatıcı var. Hemen o poşetin içinde, hemen bu poşetin içinde neler olduğuna bakalım. Şöyle bir başlığı var arkadaşlar. Bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Henüz kullanmadım. Şöyle bir başlığı var. Bu başlık aslında üzerine takılıydı ama ben çıkarttım. Sonra da böyle kaldı işte. Şöyle bir başlık. Şöyle küçük bölgeler için bir başlık. Ve yanılmıyorsam bu da fırçayı kullanabilmek için bir başlık. Bu da daha küçük bir bölgeye girebilmek için bir başlık. Ve benim yapmış olduğum alışveriş bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda birlikte olabilmek için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Mutlu kalın.